Arkadaşlar merhabalar bu videomda zero geometride yamuk konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yamukta alanı işleyeceğiz bu dersimizde. Yani yamuğun son dersindeyiz. Evet kitabımızda sayfa numarasına bakıyoruz. 122'nin sağ tarafı 123, 124 ve 125'i işleyeceğiz ve yamuğu böylelikle bitireceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Yamuk Alan çok basit gerçekten. İspat da üçgenden geliyor zaten. Mesela şu üçgenin alanı nedir? Burası A iken A çarpı H bölü 2. Şu üçgenin alanı nedir? Burası tabanı C ya. Tabana ait yüksekte iki paralel doğru arasında değişmiyor. C çarpı H bölü 2. Topladığımız zaman da ne geliyor? Şimdi yazayım istersen. A çarpı H bölü 2 artı C çarpı H bölü 2. Hatta A artı C H parantezini alınca bir de bölü 2'si mi geliyor? Evet. Yani alan dediğimiz şey alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Hani daha önce üçgende diyorduk ya şekilde 90 dereceye de özel bir açı varsa. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkar diyorduk ya. Yamukta da şekilde 90 dereceye de özel bir açı varsa. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile çıkar. Bir de şurada alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik ya. Şu sana tanıdık geldi mi? Geldi. Nereden tanıdık? A artı C bölü 2. Orta taban değil mi? Yani yamukta alan aynı zamanda orta taban uzunluğu verildiği zaman da orta taban çarpı yüksekliği de eşittir. Yani alan formülümüz tamam bu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir de bunun yanında orta tabanla ilgili de bir şey verilmişse ispat da zaten formülden geliyor. Artı bölü 2 orta taban olduğundan dolayı alan orta taban çarpı yüksekliğe eşittir dostum. Tamam. Hadi bakalım gel şimdi soruya bakalım. Örnek 36'dayız. Şimdi alt taban üst taban verilmiş yükseklikte verilmiş alan dediğimiz kısım çok basit. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. E hocam 18 bölü 2 9 yapar. 4 kere 9 da 36 yapar. Yani örnek 36 36 oldu. Geldik örnek 37'ye. Burada ne eksik arkadaşım? Alan ABCD soruluyor bana. Hocam alt taban belli üst taban belli yükseklik eksik. Aa burada dikten dik çizilmiş. Yani öklit bağıntısı var. Şuraya bir aç dersem h kare eşittir 4 çarpı 9'dan. Yani şuradaki üçgendeki öklit bağıntısından bahsediyorum. Haşı da böylelikle buluruz. Hadi bakalım haşı bulalım. H nedir? 36. H kare 36. H 6 çıkar. H 6 çıktıysa alan kısmının en basit kısmı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Böl 2 bana alanı verecektir. Şu 20 yaptı. 20 ile 2 sadeleşince 10 yapar. Cevap da böylelikle 60 yapar. Örnek 37. 60. Olur. Geldik örnek 38'e. Bak E noktasının AB olan uzaklığı. E noktasının AB olan uzaklığı kaç verilmiş? 4 verilmiş. Arkadaş burada alan ABC'de isteniyor. Orta taban var ya orta taban çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Orta taban belli. 12. Yükseklik lazım. Hocam yükseklik de bu zaten. A bu da üçgende orta tabandan geliyor. Şunlar birbirine eşit ya. 4 ise burası da 8 mi yapar? Evet. E orta taban çarpı yükseklikten cevabı 96 olarak buluruz. Örnek 38 96 oldu. Geldik örnek 39'a. Şimdi 90 dik yamuk bu. 90 dereceler ama da uçuşuyor. Bir kere 14 ise x kenar dik üçgen var. 7 kök 7 kök olarak buluruz değil mi bunu? Hmm. Başka ne yapabiliriz burada? Arkadaş. Alfabet'e dalsak bir şey gelecek mi? Vallahi eş üçgen gelecek. Başka bir şey gelmeyecek. Şu üçgenler eş üçgen gelecek alfabetiye dalarsam ama bu üçgenlerde maalesef hiçbir kenar yok. Ne yapacağız o zaman hocam? E o zaman şu 14'ü kullanmaya çalışacağım ben şimdi. Bu 14'ü nasıl kullanabilirim? Hocam x kenar dik üçgen değil mi bu? 7 kökü 7 kökü gelir. Eyvallah. Dik yamuğun alanını da vermiş bize. Hmm. Artı b'yi bulabilir miyiz? Çevresi isteniyor bize. Tabi tabi tabi. Bulabiliriz. Tabi tabi Çevre 14'ü kullanmadan da alfabeteye dalalım. Tamam çıktı çıktı. Alfa beta'ya daldık. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş oldu. E hocam hiçbir şey yok ama alt taban artı üst tabanlar gelecek. Alfanın karşısına ben burada alfanın karşısına A dersem alfanın karşısı burada A'dır. Beta'nın karşısına B dersem beta'nın karşısı burada da B'dir. Alt taban artı üst taban A artı B değil mi? Çarp yükseklik yükseklik de A artı B. Vay. Böl 2 eşittir 32 demiş. Yani buradan A artı B'nin karesi eşittir 64 gelir ve A artı de buradan 8 mi gelir? Evet. Zaten benden çevre isteniyor. Çevrede arkadaşım ne var? Buraya bakacak olursak A var, B var, A var, B var. Çevrede 2A artı 2B var. Artı bir de 14 var. 14 o en son işimize yarayacakmış. A artı B 8 ya. 2A artı 2B 16 yapmaz mı yapar? 16 artı 14'ten cevap kaç çıkar? 30 çıkar. 39. soru güzel bir soruydu. Cevap 30 oldu. Geldik 40'a. Her bir kenarı 12 cm olan kare şeklindeki kağıt kesilerek alt tabanı karenin bir kenarı olan ikizkenar yamuk şeklinde başka bir kağıt elde edilecektir. Şimdi elimizde kare şeklinde bir kağıt var. Evet kare şeklindeki bir kağıdı kesecekmişim. Alt taban uzunluğu her bir kenarda kaç diyor? 12 diyor. E, 12 tamam. Ve ben bundan ikiz kenar yamuk elde edecekmişim. Kağıdı kesip ikiz kenar yamuk elde edeceksem şöyle şunlar birbirine eşit olacak şekilde. Bu şekilde olmaz mı? Alt tabanın uzunluğu 12 olan ikiz kenar yamuk. Evet. İkiz kenar yamuğu elde ettik. Sonra ne diyor? Elde edilenin yamuğun eşit kenarları 13 santimetre. Yani bunlar 13 santimetre. 13 santimetre. Aa hocam kareydi bu. 12 burası. 5-12-13 üçgeninden 5 çıktı. Hatta burası da 12'di. 5, 12 5-12-13'ten 5 çıktı. 5-5-10 sa buraya da 2 mi kaldı? Evet. Kağıdın ön yüzünün İkiz kenar yamuk şeklinde kağıdın ön yüzünün alanı. Alt taban artı üst taban. 12 artı 2. Çarp yükseklik. Hocam yüksekliğimiz ne? Hop yükseklik burası değil mi? Zaten bu yükseklik kaç? 12. Çünkü dikdörtgen oluşuyor burada. E, çarp yükseklik böl 2 bana sonucu verecektir. 14 2'ye sadeleşince 7 olur. 7 ile de 12'nin saat çarpımı 84 yapar. Yani örnek 40'ı 84 buluruz. Geldik örnek 41'e. Dik yamuk şöyle bir katlama var. Biz katlamalarda ne yapıyorduk? Hop eski haline şekli geri açıyorduk. Açtık eski haline şekli. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şöyle açtım. Hı. Şöyle açtım. Eski hali. Burası 10. Burası da 16 verilmiş ya. Şimdi katladığım zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Sonra 10 e, sa Direkt burası 10. Burası 6 oldu. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak. Ve şu açılar birbirine eşit olacak. Ya kardeşim açı ortaylık varsa Z dikkat diyorduk. O nokta açısı oldu. Hocam noktaya nokta ikizkenar kenar çıktı. 10 oldu burası. E o zaman burası da 10. Üst üste binen kenarlardan. E 6 10. 6 8 10 üçgenden 8 çıkar burası. Yani biz şöyle bir şeyler bulduk kardeşim. Alan ABCD. Alan ABCD'den. Alan ABD'yi çıkartacağım. Tamam. Alan ABCD nedir arkadaşım? Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2. Eksi alan ABD. ABD'nin alanı çıkarttığım zaman yani 8 çarpı 16 bölü 2'yi mi çıkartacağım? İşte benden bu isteniyor. Şu kaç yapıyor arkadaşım? 26. 2 ile sadeleşince 13. 13 ile 8 çarptım. 3 kere 8. 24. 104 yaptı. Evet, bu ikisi sadeleşince 8. 8 kere 8. 64 yaptı. O zaman cevapta kaç yaptı buradan? 104'ten 64 çıkınca 40 mı yapar? Evet cevap böylelikle 40 oldu. 41. soruda. Yamukta alan özelliklerine geldik şimdi. Arkadaşlar yamukta böyle daha öncesinde de söylemiştik. Kızım. Ya daha öncesinde söylemiştik derken üçgende bahsetmiştik. Yükseklere eşit olan üçgenlerde ne diyorduk? Alanlar tabanlarla doğru orantılı diyorduk. Şimdi yamukta şöyle üçgen olduğu zaman ters düz üçgenler oluyor ya. Ya atıyorum burası A ise burası da C ise burası A'nın S katıysa burası da C'nin S katıdır. Yani alanlar oranı A bölü C'ye eşittir. Tabanlar oranına eşittir. Hatta BCD bölü ABD'den bahsediyor. Tam tersi C bölü A'ya eşittir. Niye? Çünkü şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel iki doğru arasındaki yükseklik her yerde her zaman aynı değil midir? Evet. Yükseklikleri aynı olduğu için iki paralel doğru arasında burada oluşan ters düz üçgenlerin alanları da tabanlarıyla doğru orantılıdır diyebiliriz dostlar. Tamam. Yani A'da A'nın S katıysa C'de de C'nin S katı. Ya da tabanlar oranı alanlar oranı da eşit diyeceğiz. Evet. Şuraya geldik. Bir de ikinci özelliğimiz de şu. Bak şimdi burayı iyi dinle. Arkadaş şöyle bir üçgen varsa yamukta yan kenarlarda Yan kenarların birinde ortalıkta alınıp da diğer yan kenarla üçgen oluşturulduğunda bu tüm alanın yarısıdır. Yani alan A'de alan ABCD'nin nesidir? Yarısıdır. Hocam niye? Nereden geliyor? Bak şimdi. Ben şöyle bir ispat yapacağım sana. Şöyle bir kopyalayayım belki lazım olur. Bak şimdi. Dur. Şöyle geri de alayım. Bu alan tüm alanın yarısıdır. E o zaman geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil mi? Hatta şunu da söyleyebiliriz. Burası A alanı, burası B alanıysa eğer bu tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Dolayısıyla buraya da A artı B kalır. Ya sen normalde bu özelliği bilmeden şuradaki oran mantığını kullanarak da sonuca ulaşabilirsin. Nasıl mı? Bak şimdi. Dikkat dikkat. Şurada ispat yapacağım sana. Şimdi dikkat. Burada ispatını yapacağım. Ben böyle bir oran gördüğüm zaman ne yapıyordum? Ya hocam ya içeri doğru paralel çiziyordum ama kelebek çıkıyorsa Çıkmıyorsa da dışarı uzatıyorum değil mi? Evet dışarı doğru uzattım. Dışarı doğru uzatınca şurada bir kelebek oluştu mu kardeşim? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O zaman 1'e 1 ise şuradaki kenarlar da 1'e 1 bir oran olacak. Hatta burası A ise burası da A mı olacak? Hatta C diyeyim şuraya. Şurası C ise burası da C mi olacak? Evet. Şimdi ben burada kalan A dersem kelebekteki oran 1'e 1 bir olduğu için alanlar oranı da 1 bölü 1. Yani A'ya A olur. Peki buraya B alanı dersem Son alan dağıtacağım. Esteki alan A artı B ise tepe noktası burası. Esteki alan burası da A artı B mi olur? Evet. Yani ne çıktı gerçekten? Bak bu alan A artı B iken yamuğun alanı 2 artı 2 B yani tüm alanın yarısı çıktı. İşte ispatı bu. Sıkıştığımız zaman ispat tekniğini kullanıyoruz diye söylemiştik. Ve çok da güzel gerçekten A B A artı B çıktı. Bak ispatta buradan çıkmış oldu. Evet ispatını da bilelim ama bu alan özelliği gerçekten önemli. Şu yan kenarların birin orta noktası alınıp da diğer yan kenarla üçgen oluşturulduğunda tüm alanın yarısı olması hikayesinde bilmemiz lazım. Bu önemli özelliklerden biridir. Bir de şunu dedik ki arkadaşlar bu alana bu alan B ise burası da artı B dedik. Hatta ben sana şunu söyleyeyim. Arkadaşım bak 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 şöyle çizip de göstereyim ben sana. Arkadaş şöyle bir şey alındı. Tamam eşit noktalar alındı. Hatta atıyorum burası 2 burası 5 ise Hocam buradaki üçgenlerin alanlarında bile bir tabanlarla doğru orantılılık var diyebiliriz. Çünkü yükseklik aynı değil mi? Şöyle geldin yükseklik haşsa şöyle geldin yükseklik burası da haş olur. Çünkü niye? Hocam kelebekteki oran birebir. O yüzden birebir haşsa haş. E o zaman yükseklikler aynı olduğu için alanlar oranının olmak zorunda. 2'de kalan 2 aysa 5'de kalan 5 a diyebiliriz. Hatta burası 7 aysa buraya da 7 a diyebiliriz bu üçgenlerde de tabanlarıyla da bir doğru orantılılık oluyor dostum. Çünkü yüksekleri aynı olduğundan dolayı. Tamam. En ince ayrıntı sıra kadar her şeyi sana gösterdim. Hadi gel şimdi sorularına bakalım diyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. S1 bölü S2 arkadaşlar şöyle bir yamuk olduğu zaman ve paralel çizildiğinde iki yamuk ayırdığımda ayırdığı zaman. Aslında çok kolay. Yani hocam bu S1 alanı X ve A'ya ait. S2 alanı da C ve X'e ait. Sadece kareleri farklı. Büyükten küçüğü çıkartacaksın. Yani S1 bölü S2. X kare eksi A kare bölü. Burada S2 ne? C ve X'e ait ya. C büyük daha büyük. C kare eksi X kareye eşittir diyeceğiz. Ha bu formüle gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü biz kendimiz bulacağız. Niye? Bunu sorusu geldiği zaman sana ispat tekniğiyle yapacağım. Normalde formülle de yapabilirsin. Sana kalmış. Aslında bu formül ben ilk duyduğumda aklımda kaldı. Ee, genelde böyle öğrenciye çözmediğim zaman kendim formülle çözüyorum. Bu iki yamuk böyle gördüğüm zaman kareleri farkı, kareleri farkı direkt alanlar oranına eşit oluyor. Şu yamukların alanları oranı. Ha, şey gelirse ne olacak hocam? S1 böyle tamam istenilirse S1 içeren x kare bir x kare a kare, x kare X a kare, kare, kare. S2 de yani tamam da içeren c ve a olduğu için c kare X a kare de diyebilirsin mesela. Tamam? O da sana kalmış. Ee, bir şey aslında benzerlik alan ilişkisinden geliyor. ispatta da oradan yapacağım zaten. Kolay bir şey olduğu için belki aklında kalır. Aklında kaldıysa formülden yap. Dördüncü özelliğe geldik. Dördüncü özellikle de arkadaşlar şunu bileceksiniz. Bu da önemli. Yamukta yanaklar birbirine eşit oluyor. Hocam bu yanaklar niye birbirine eşit oluyor? Hemen şöyle basit bir örnekle sana ispatını göstereyim. Atıyorum şöyle bir oran varsa. Biz oran varsa alan dağıtacağız ya. Bak alan dağıtmak bizim için gerçekten önemli. Atıyorum burası 2 dedi burası 5 dedi. Hocam kelebekteki oran var burada. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 2 bölü 5. O zaman burası 2A ise burası 5A. Burası 2B ise burası 5B diyebiliriz. Sonra kelebekteki oran genelde kelebek olduğu zaman ee, şey yaparız. Kelebekten başlarız orana. Alanlar oranında 4 bölü 25 mi olur? Evet 4A ise burası da 25A olur. Normalde hocam 2B'de kalan 2A ise 5B'de kalan işte 5A deseydik daha iyi olmaz mıydı? Rasyonel sayılara gireriz. Kelebek varsa ilk önce kelebekten dağıtmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada kelebekte oran 2 bölü 5 ya. Alanlar oranı 4 bölü 25 yaptı. Çok güzel. Ee, sonra alan dağıt. 2 B'de kalan 4 aysa 2 katı 2 katı burası 10 A yapar. Hocam 2 adaki kalan 4 aysa bu tepe noktasına göre baktığında da 5 bdeki 5 A'da kalan da bak 2 katı 2 katı 10 A olur. Buradaki oranlamalar ne olursa olsun bu şekilde alan dağıtacağımız için hep bu yanaklar birbirine eşit oluyor. Evet yanakların birbirine eşit olması ile ilgili yani S3 eşittir S4. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Yani bununla ilgili özel sorular karşımıza çıkabiliyor. Bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum. Tamam. Bir de bunun yanında herhangi bir dörtgende bu sadece söylediğim yamuk da geçerli değil. Tamam oranlamalar varsa benim gibi alan dağıtırsın. Hiç böyle formülle mormülle uğraşmazsın. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu söylediğim herhangi bir dörtgende de geçerli. Karşıtlı alanlar çarpımları birbirine eşittir. Yani S1 çarpı S2 S3 çarpı S4'e de eşittir kardeşim. Bu yamuk olmasına gerek yok. O da alan dağıtmadan geliyor zaten. Ya alan dağıtırken böyle e, şu tabanlar oranı alanlar oranı eşit. Ya mesela şöyle A bölü B'de. Bak dikkat et. A bölü B neye eşit? S1 bölü S3'e eşit hocam. S1 bölü S3'e eşit. Aynı zamanda A bölü B'de S4 bölü S2'ye eşit değil mi? S4 bölü S2'ye eşit. Tabanlar oranı alanlar oranı eşit. İşler dışlar yapınca S4 ve S2 olacak pardon. İşler dışlar yapınca S1 çarpı S2 S3 çarpı S4 geliyor. Yine sıkışırsan üçgen bilginden yapabilirsin ama yani bunu bilsen bazen iyi olabiliyor. O yüzden şu yanakları mutlaka bil. Diğerlerini en azından alan dağıtmayla da yapabilirsin. Ya da sadece alan dağıtarak da sonuca ulaşabilirsin dostum. Evet bütün özellikleri verdik. Gel şimdi sorulara bakalım. Oranlamalar var. Bir kere üçgen bilgisi bizim olmazsa olmazımız. Eben'in uzunluğu A iken CE'nin uzunluğu 2A verilmiş. Burası A iken buraya 2A dedik. Burası B iken burası da 3B dedik. Evet DC uzunluğu B iken A'lı B uzunluğu 3B verilmiş. E şimdi en küçük üçgenden alan dağıtmaya başlayalım. A'lardan başlayalım. A'da kalana ben A dersem 2A'da kalan 2A mıdır? Evet. E şimdi hocam bak şöyle ters düz üçgenler var. Şuradaki ters ve şuradaki düz üçgende alan dağıtabilirim. 3B'deki alan A değil dikkat. Şu tepe noktasına kadar bakacağım şuraya kadar. 3B'deki alan 3A mı? Evet. 3B'de kalan 3A ise BDK alan kaç yapar o zaman? B'deki kalan da A yapacaktır hocam. E zaten alan A'ya B'yi vermiş, 6'yı vermiş. Alan de isteniyor. Ben A'lı yazdım ama A'dan da dağıtabilirdik şöyle. Neyse A'yı 6 bulduk. Bizden kaç A isteniyor? 4A isteniyor. Hocam A yerine 6 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 24 çıkacaktır. Evet örnek 42 24 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. A orta nokta var. Bak yan kenarlarda orta nokta olduğunda ve zaten soruda da sana tiyoyu veriyor. Her zaman spoiler'ı ver kardeşim. Tabana ait yükseklik var. A üçgen gelir aklıma deyip üçgen oluşturabilirsin. Ya da şu üçgenin alanını bulabilirsin. Ya da hocam yan kenarların orta noktası alındığında tamam uzunluk istenirse orta tabanı çizebiliriz. O ayrı bir konu. Ya da ne yapabiliriz burada? Yan kenarlarda alanla ilgili bir şey verilmişse yan kenarın orta noktası alınmışsa şu üçgenin alanı bizim için önemli. Bu üçgenin alanı tüm alanın yarısı. O yüzden bu üçgenin mutlaka mutlaka oluştur. Tamam dediğimi unutma. E oluşturduğum üçgeni. Hocam bu tabana ait yükseklikten de üçgen oluşturabilirdik bu arada. 12 burası 6 burası. 12 çarpı 6 bölü 2 kaç yapıyor? 36 yapıyor. Evet bu alan 36 ise tüm alan ne olacaktır? 2 çarpı 36 olacaktır. Yani cevap 72 çıkar. Örnek 43'ü 72 bulduk. Geldik örnek 44'e. Şimdi arkadaşım dikkatli ol. Normalde S1 bölü S2 ne eşit? Bak formülle yapacak olursan eğer şöyle yap. S1 bölü S2 eşittir. Bak bu yamuk S1'i yani X'in karesi eksi 3'ün karesi bölü. Bu yamukta s veriyor. 6 ve X. 6'nın karesi eksi X'in karesi diyeceğiz. zaten S1 dediğimiz alan A, E, F, B. A, E, F, B. A iken EFC'de pardon burası A iken burası 2A verilmiş. EFC'de A iken e, burası EF AFB e, burası 2A verilmiş. Tamam. Yani S1 yerine A yazacaksın. S2 yerine de 2A yazacaksın. Ve sonra 1 bölü 2 oran şuradaki oranı eşitleyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşacaksın. Bu bizim kısa yolumuz. Yani formülümüz. Peki hocam ben bunu başka türlü nasıl çözebilirim? Normalde arkadaşlar biz böyle bir şey görünce, yamuk görünce şöyle paraya kenar oluşturmayı severiz. Aa paraya kenar oluşturduk ya bana alanlar bütünsel lazım. Bak normalde yapmadığımız bir hamleyi yapıyoruz. Bütünsel lazım olduğu için böyle yukarı doğru temel orantı oluşturacağız sadece. Oluşturduk temel orantıyı. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada alanlar oranı verilmiş. Şurada 3 ve 6 verilmiş. 3 ve 6'ya bakacağım. Hocam 3 bölü 6 benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. Ya buradaki oranlamaların böyle daha sade kalabilmesi için normalde böyle şey yapabilirsiniz. Ne derler ona sadeleştirme yapabilirsiniz arkadaşım. 1 bölü 2. E o zaman tamam. Genelde sadeleştirme yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Ama burada sadeleştirme yapınca da sıkıntı olmuyor galiba. Aslında 1 bölü 2'nin karesi yapıyor. O da 1 bölü 4 yapıyor. Yani burası esken tamamı 4S oluyor. E tamamı 4S olduysa buraya 3S kaldı. Yani A dediğim S, 2A dediğim 2S oldu. Ha böyle alanları paylaştıramazsan eğer buradaki sadeleştirmeyi yapma. Genelde de sadeleştirmeyi yapmamayı tavsiye ediyorum. Ya ne dersin? 9 bölü 36 dersin. Burada 9S dersin. Tamamı 36S dersin. Buradaki alanları da ona göre yazarsın. Tamam. sadeleştirmede yapmazsın. Ama burada sadeleştirme yaptığımız zaman da e, güzel değerler geldi aslında. Sıkıntı yok. Esken 3S ee, 3A 3S ise A de S oldu zaten. E şimdi ne yapacağız hocam? Bizden X isteniyor. <laughs> o zaman 3 ve X'e bakacaksın. Benzerlik oranı 3 bölü X değil mi? Karesi alanlar oranı eşittir. Alanlar da S bölü S değil. Tamamı değil mi? Benze Çünkü ben bu üçgenle büyük üçgenle benzerliğe bakıyorum. Alanlar oranında S bölü 2S mi oldu? Evet S bölü 2S oldu. Yani 1 bölü 2 oldu. Her iki tarafı karekökünü alırsam 3 bölü x 1 bölü kök 2 eşit olur ve x ile böylelikle 3 kök 2 eşit olur. Güzel bir soru. İster formülle yap, ister formülsüz yap. Formülsüz nasıl olduğunu da ben sana da gösterdim. Genelde ben bu şekilde yapıyorum ama tek başıma soruları çözerken tabii ben formül aklımda kaldığı için formülle de yapabiliyorum. Ama formülsüz de bu şekilde bütünsel lazım olduğu için üçgene tamamlayıp benzerlik alan ilişkisinden yapmanı tavsiye ediyorum. En azından üçgeni de tekrar etmiş olursun böylelikle. Tamam. Evet örnek 44 3 kökü çıktı geldik örnek 45'e. Oranlamalar verilmiş. Burası 3A burası 2A verilmiş. AE uzunluğu pardon tam tersi. Burası 3A burası 2A. Evet AE uzunluğu 3A burası da 2A verilmiş ya. E o zaman buradaki oran da 2B'ye 3B. Hocam kelebekteki oran var mı? Var. Kelebekteki oran 2 bölü 3 ve DEC'nin alanı vermiş bana. 8 verilmiş. E tamam. A oranı yazdık ya hiç kelebek alan dağıt ya. Buradaki alan verilmiş direkt. 2A'daki kalan 8 ise bak tepe noktası D'ye göre alan dağıtıyorum. 4 katı 4 katı 4 kere 3 12 yapar burası. Sonra 2 B'de kalan 12 ise tepe noktası bu sefer A oldu. 6 katı 6 katı burası 18 olur. Kelebekten de buradaki orana gidebilirdim bu arada. Sonra 2 B'de kalan 8 ise 4 katı 4 katı burası da 12 mi yaptı? Evet ya da yanaklar birbirine eşit. 12 ise buraya da 12 diyebilirdik. Tüm alan kaç yapıyor? 12, 8, 12 ve 18'in toplamı yapar. Şu 20 bu 50 toplamda kaç yaptı? Ee, bu 20 bu 30 toplamda 50 yaptı arkadaşım. Evet 45'i 50 bulduk. Geldik örnek 46'ya. Şimdi örnek 46'da da arkadaşım neler verilmiş? D ile B'ye dik verilmiş ve alan DCF'yi kaç vermiş? Alan DCF'yi 3 vermiş. Alan AFB'yi 12 vermiş. Şimdi arkadaşım şurada bir kelebek var değil mi? Şu kelebekteki oran kaça kaç? 3 bölü 12 deme sakın. Bu alanlar oranı 3 bölü 12. Benzerlik oranının ne olduğunu biliyoruz arkadaşım biz. Benzerlik oranı Nın karesi alanlar oranına eşit demiyor muyuz? Evet. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacaktır. Alanlar oranı 3 bölü 12, karekökü yani 1 bölü 4'ün karekökü 1 bölü 2 çıkar. Benzerlik oranı 1 bölü 2 yani a iken 2a b iken 2b oldu mu burası oldu. Hatta burası c iken burası da 2c diyebiliriz arkadaşım. E alan da B'deki alan 3 ise 2B'deki alan kaç yapar? 6 yapar. Yanaklar birbirine eşit 6 ya da A'daki 3 ise 2A'daki 6 diyebiliriz. Buradaki alan çıktı. Benden BC X isteniyor. Arkadaş X isteniyor. Ve burada 1 3 verilmiş. A bak 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 bak. Şu üçgende X isteniyor benden. E, X tabanına ait yükseklik var burada. Hocam şu üçgenin alanı kaç? 6 3 daha 9. Neye eşit? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşitliği mi? Evet x çarpı 3 bölü 2 eşit. 3 ile 9 sadeleşse 3. 3 kere 2 de kaç yapar? 6 yapar. Yani x'i böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 46 6 oldu. Geldik örnek 47'ye. Bak alanlar oranı verin isteniyor benden. K iken 3K. Şimdi FE uzunluğu K iken şöyle yazayım. K iken burası 3K verilmiş. AFD ve FEB. AFD ve FEB. Hocam kelebek var. Kelebekteki oran 1 bölü 3. Dema öyle. Dema. Niye? Kelebek mi? Bunlar paralel mi kardeşim? Değil. Ne yapacağız arkadaşım? Yamukta şöyle bir oran varsa. Tekniğimiz vardı. Ya böyle içe paralel çizeceğiz. Ya dışarı çizip kelebek oluşturacağız. Ama biz içeriği tercih ediyorduk genelde. İçeriye doğru paralel çizdiğimizde hem kelebek çıkıyor burada hem de temel orantı. Yani kelebek çıkıyorsa eyvallah buradan devam edelim hem kelebek çıktı hem de burada temel orantı çıktı. Hatta bunlar eşit ya ort taban çıktı. Burası A iken burası ne olur? 2A olur. E ort tabandan yazdık buraya. Hocam 1'e 3 oran var kelebekte. 1'e 3. Burası da 3A oldu mu? Oldu. Şimdi AFD ve FEB şu üçgenin alanına ulaşmam için buradaki oranlamaları yazmam lazım benim. Bu oranlamalar için gidelim şuraya. Şuraya ben n dersem burası 3n değil midir? Evet. Şimdi bu orta taban çizgisi değil miydi? Aynen öyle. Yani şu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşit olacak. 4 ense burası da 4 en yaptı ve komple burası 5 en yaptı. Şimdi alan dağıtalım mı dostum? Dağıtalım. 5 endeki alan 5 endeki alan 5 a ise 3 endeki alan 3 a mıdır? Evet. Sonra 3 k'da kalan 3 a ise tepe noktası b'ye göre bakıyorum. K'da kalan da a mıdır? Aynen öyle. Bak alan dağıtmayla sonuca ulaştık alan AFD'ye bakıyorum. 5A bölü alan FD'ye bakıyorum. FB'ye bakıyorum. A yaptı ve oran böylelikle 5 çıktı. Yani tamamıyla üçgen bilgisi değil mi dostum? Evet üçgen bilgisi. Üçgende alan dağıtma böyle yamuk konusunda çok kullandığınız bir şey. Hatta paralel kenarda da çok kullanacağız. Dörtgenlerin genelinde zaten çok kullanacağız. Haberin olsun. Evet 47. soruyu 5 bulduk. Geldik 48'e. Şimdi oran verilmiş burada. Burası 3K burası 2K verilmiş. Ali Bey uzunluğunu 3K yazdım. DC uzunluğunu 2K yazdım. Konuyu anlatırken hani burası tüm alanın nesiydi kardeşim? Yarısı demiştik böyle. Hatta bu alanlar toplamı da yarısı yapar demiştik. Hatta burada oran varsa bu oran 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliriz. Niye? Çünkü yüksekleri aynı olduğundan dolayı değil mi? E 2K'daki K 2K, 3K'daki 3A'yı yazdık ya. Hocam bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Geri kalanlar 5A ise o zaman burası da 5A yapar. Şimdi okuyalım bakalım şunu. ABCD yamuk şeklindeki arsa 3 bölgeye ayrılarak bu bölgelere domates, salatalık ve patlıcan ekilecektir. S1 bölgesine doma doma domates. Tamam. S2'ye patlıcan, S3'e salatalık. Evet. S1 domates, S2'ye patlıcan, S3'e de do salatalık eklenecekmiş. Patlıcan ekilen alan. Patlıcan neresiydi? Eski. Yani 5A alanı salatalık ekilen alandan yani salatalık S3'tü. 3A'dan ne kadar fazlaymış arkadaşlar? Şöyle 3A artı 12 diyor bize. Yani buradan ne geliyor? 2A eşittir. 12 ise A'yı buradan 6 bulurum. Patlıcan ekilen alan soruluyor bize. Yani S2 bölgesinin alanı soruluyor bize. S2'de ne eşit kardeşim? 5A'ya eşit. A'yı 6 bulduk ya. A yerine 6 yazarsam 6 kere 5 30 çıkar. Cevap evet 48'i 30 bulduk gençler. Geldik 49'a. Uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan x kenar yamuk çekildik kağıtlardan ikişer tane kullanılarak şekil 2'deki gibi içi boş olan dikdörtgensel bölge elde edilmiş. Arkadaş burası dikdörtgensel bölgeymiş. Şöyle 90'ları yazalım. E şimdi yamuğun tanımı gereği şunlar birbirine paralel. E bunlar da birbirine paralel değil mi? Hocam burası 90 ise yönde eşitten burası 90. Aynı mantıktan burası da 90. Burası da 90. Burası da 90 oldu mu? Oldu. Yani içerisi dikdörtgense dışarısı da dikdörtgen oldu. Şimdi 20 verilmiş 12 verilmiş. Bunları kullanalım. X kenar da dikmeler bizim için önemliydi. Şu dikmeyi çizdik. Bu dikmeyi de çizdik. 12 ise burası 12 yaptı. Ve şu parçalar birbirine eşit ya. 20'den 12 çıkınca 18 değil 8 kaldı değil mi? 2'ye böldün 4 4 yaptı burası. E Hocam yan kenarlar 5 ya. 3, 4, 5 üçgenden 3 çıktı. O kırmızının yüksekliğini kaç bulduk? 3 bulduk. Eyvallah devam. Aa bu arada mavinin de yan kenarıyla kırmızının yan kenarı çakışmış ya. Bunlar da 5, 5 oldu. Ve bu arada burada da yine bizim için dikmeler önemliydi. Şu dikmeleri çizersem eğer. A 90, 90, 90 sa burası da 90 olmak zorunda dikdörtgen oluşuyor. 3 ise 3. 3, 4, 5 üçgenden 4. Mavinin de yüksekliğini 4 bulduk. Şu dikmeler bizim için önemliydi. 4 4. 3 4 5 üçgeninden 3'leri koyduk. Buraya 10 kaldı. Üstü de 10 mu yaptı? Evet. Şimdi alanları toplamı isteniyor bizden. Şu yamukların alanları toplamı. Alt taban artı üst taban. 32 çarp yükseklik bölü 2 artı. Alt taban artı üst taban. 26 çarp yükseklik bölü 2. Kırmızının yüksekliği 3. Mavinin yüksekliği 4. E buradan ne geliyor arkadaşım? Şu 16 çarpı 3 48 yapar. Artı. Şu şu gitti 13 yaptı 13 ile 4 çarparsam 52 yapar ve toplarsam cevap 100 yapar. Örnek 49 100 yaptı güzel bir soruydu. Ve geldik örnek 50'ye. Şekil 1'de yer alan eşkenar üçgen şeklindeki arsa 3 kardeş arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Arsa kenarlarına paralel olacak şekilde ayrıldığında şekil 2'deki gibi eş yamuk şeklinde 3 arsa elde ediliyor. Hmm. Şimdi şuna paralel çizilmiş böyle. Bu buna paralel çizilmiş böyle. E bu da buna paralel çizilmiş böyle. Şimdi 3 eş parçayı elde etmişiz böyle. E eşkenar üçgen biçimdeki arsanın çevresi 72 ise 72 3'e bölsen 24 bir kenar 24 mi çıkar? Evet. Şimdi her kardeşe düşen yamuk şeklindeki arsanın alanı. Arkadaş direkt şöyle yapabiliriz aslında. Bu alanı A, bu alanı A, bu alanı A, bu alanı A değil mi? Evet. E bitti. Niye? 3 A alanı neye eşit? Alt tarafa yapayım hatta. 3A alanı ne eşit? Hocam bir kenar 24 ya. 24'ün karesi kök 3 bölü 4'e eşit değil mi? Evet. Yani 3A alanı eşittir. 24 çarpı 24 çarpı kök 3 bölü 4'e eşit. E burada şu 3 ile 24 sadeleşse 8 yapar. 4 ile 8 sadeleşse 2 yapar. O zaman A alanını böylelikle 48 kök 3 buluruz. Zaten bizden bu alan isteniliyor. Bir tane yamuğun alanı isteniliyor. Cevap 48 kök 3 çıkar. Arkadaş bununla ilgili çok böyle evrilip çevrilip böyle güzel bir şeyler yapılabilir. Şimdi mesela biz bu soruyu biraz daha yorumlayalım. Burada kalmasın. Böyleyken böyle. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Peki hocam başka türlü e, ne sorusu sorulabilir? Mesela bunun bir kenarı sorulabilir. Değil mi? Yani şuradaki bir kenar sorulabilir. Buradaki bir kenarı bulmak için ne yapacağım? Şimdi bunlar eş mi? Eş. Hocam ise tamam bunların paralel olduğunu biliyoruz. Şu paralelleri şey yapmayalım bu 60'ar er derece değil mi kardeşim? 60'ar er derece. Yani soruyu çözdük de yorumluyoruz. Bu eş x kenar yamuk ya. Hocam x kenar yamuk yan kenara çift çizgi çift çizgi dersem. E bu da yan kenarı çift çizgi çift çizgi olmak zorunda. Bunun da yan kenarı çift çizgi çift çizgi olmak zorunda. Aa güzel bir şeyler çıktı bak gördün mü? Yani şöyle bir şey çift çizgi çift çizgi çift çizgi çıktı. Ve bir kenarda şu 24'tü. Tamam. Şimdi alt taban artı üst tabanı en azından bulmuş oluruz. Arkadaş burası da 60 derece değil mi? Evet. E burası da 60 derece. Ben şimdi şurada x kenar mı gördüm ya. Şöyle bir dik çizecek olursam. Hocam 90'ın karşısına ben 2a dersem 30'un karşısı a yapar. E burası da 2a. Burası da 2a. 90'ın karşısı 2a ise 30'un karşısı a yapar. Burası da 2a. Bak dikkat et. Burayı 4a buldum. E burası da zaten 2a demiştim. Toplamda 6a eşitleri 24 olduğundan a'yı da böyle kaç bulurum? 4 bulurum. a 4 çıkar arkadaşım. Yani 2A dediğimiz 8 çıkar. Ee, burası da 16 çıktı. Burası da 8, 8, 8, 8 8'leri böyle yazarız. Uzunluk istenilirse ya da bunun bir tanesinin çevresi istenilirse bu şekilde 16, 8, 8, 8 toplamı şeklinde bulabiliriz. Yani soru aslında ilk haliyle kolay bir soru ama bunun kenarlarıyla da ilişkili böyle bir şey sorarsa da bu çıkar. Ya da bunun herhangi bir kenarı verilip de tam tersi bu eşkenar üçgen alanı sorulabilir ya da yamuğun alanında sorulabilirdi. O yüzden burada bu yapılan hamleyi eş yapıya nasıl kullanacağımızı da göstermek istedim. Ne dedim? Bunlar eş ya ikiz kenar Hemen yan kenarlarına böyle çift çizgi çift çizgi yazdım. Bunun da yan kenarları çift çizgi çift çizgi. Bunun da yan kenarları çift çizgi çift çizgi yazınca çok da güzel orijinal bir şey karşımıza çıktı. Böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Hem alanlısını karşılaşabiliriz. Hem de bu şekilde uzunlukla alakalı olan kısmından karşılaşabiliriz. Evet böylelikle örnek ne bulduk arkadaşım? 48 köküç bulduk. Uzunluk sorulursa da bir kenarı böyle yan kenarları 8 8 8, alt tabanı 16 çıkar. Hatta çevresi de 16 32 40 yapıyor. Çevresi de sorulursa cevap 40 olurdu. Evet, sanırım yamuğu 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 bitirdik değil mi arkadaşım? Sırada ne var? Paralel kenar var. O zaman diyoruz. Bir sonraki videoda dersimizde daha doğrusu paralel kenar konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.